Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni videoyla karşınızdayım. Bu videomuzda yeni almış olduğum, balıklarımıza almış olduğum yemi sizlere göstereceğim. Yeni yemler aldım. Bu sefer Cetra markasını kullanıyorum. Önceki videolarımı izlediyseniz genelde Sera markasını kullanıyordum. Şimdi çok vakit kaybetmeden yemleri de göstereceğim. Öncelikle sol tarafımızda Artemia çıkıyor. Şöyle odağımızı yapalım. Artemia'lar henüz çıkmamış. Yani dün koymuştum ama ısırının etkisiyle maalesef çıkmamışlar. Tekrardan koyuyorum. Bakalım, bekleyeceğiz. Akşam üstüne doğru tekrardan bakacağım. Buradaki yavrularımız gayet neşesi yerinde. Yeni yerlerine alıştı. Kendinden büyük balıklarla da şu anlık bir sıkıntı yaşamıyorlar. En azından ben görmedim. Şimdi yeni almış olduğum yemler burada. Bu şekilde kaplara koydum. Burada Tetra markasının Tetra Pro Alk yeminin bir değişiği var. Değişik demeyeyim de şu an markasının şeyi aklıma gelmedi. Şöyle arkadaşlar birazcık uzaklayalım. Tetra Pro Alk yeminin bir benzeri bu yem. Ortasında yeşil değil de kırmızımsı bir madde var, yem var. Burada normal klasik Tetra Discus dip balıkları için, yani dipte beslenen vatoz, koridras gibi balıklar için olmazsa olmaz. Burada Tetra'nın flake yemi var. Seraflora gibi bitkisel pul yem. Almışken bu sefer Tetra almak istedim. Burada da markası şu an aklıma gelmiyor. Bir sarımsaklı yem var. Ara sıra bundan veriyorum. İç parazit gibi hastalıklardan korunmak amacıyla çok nadir de olsa veriyorum. Buradaki tüm yemleri arkadaşlar 100'er gram şeklinde aldım. 100, 200, 300, 400 gramlık bir yem aldım. Totalde arkadaşlar burası 250 lira tuttu. Almak isteyenler tabii ki siz de bu yemleri alabilirsiniz. Şimdi birazcık bu yemden veriyorum. Balıkların nasıl yediğini sizlere göstereceğim. Şöyle atıyorum bu yemden. Daha sonra Tetradiskus'tan atıyorum. Dipteki balıklar bu yemlere bayılıyor açıkçası. Bakın, zaten yere düşmeden vatozlar hareketlenmeye başladı. Pul yemleri de yukarıdaki canlı doğuranlarımız afiyetle yemekte. Bakın nasıl besleniyorlar, nasıl yeme saldırıyorlar görüyorsunuz. Maşallah şu an gayet mutlular. Burası bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer akvaryuma geçeceğim. Oradaki balıklarımıza da diğer yemlerden, diğer çeşit yemlerden vereceğim ki farkı göreceksiniz zaten. Nasıl iştahla yediklerini sizler de şahit olacaksınız. Şu anlık bir durum yok. Buradaki yavrularımız olsun, balıklarımız olsun çok rahat bir şekilde boylanmaları sürüyor. Büyüyorlar, gelişiyorlar. Bakalım inşallah buradan da güzel damızlıklar elde edeceğiz. Şimdi diğer akvaryuma geçelim. Evet, şimdi bitkili akvaryumuza geldik. Bitkili akvaryumuzda durum standart ilerlemekte. Sağ tarafı görüyorsunuz. Tilki kuyrukları bayağı bir gelişti. Burayı kapattı. Ben de açıkçası burayı ellemiyorum. Çünkü burada yavrular saklanıyor. Şöyle görmüş olduğum yavruları sizlere de göstereceğim. Sizler de yavruları görün. Hemen bir tanesi bakın burada. Diğerleri şurada bakın hemen önümüze çıktı. Daha sonra buralarda var mı? Ona bakıyorum. Dün sabah baya yavru görmüştüm. Bakın bir tanesi de şurada.
Bu şekilde burada yavruların saklanma alanı gibi bir şey oldu. Şimdi balıklarımıza ilk önce bu sefer ne veriyorduk? Seraflora'nın eşdeğeri olan Tetrafleximinden veriyorum. Şu şekilde buradaki hamile balığımıza da veriyoruz. Daha sonra Tetradiscus'tan biraz veriyorum. Bu sefer ortalara atıyorum direkt dibe battığı için. Şöyle biraz eziyorum ki yavruları da kalsın. Evet, görmüş olduğunuz gibi nasıl iştahla yediklerini görüyorsunuz. Yani balıkları arkadaşlar kaliteli yemlerle besleyin. Aksi takdirde sağlıklı olmayacaklardır. Balıklar ne kadar sağlıklı yemlerle beslerseniz o kadar iyi olacaktır. Bir tane balığımız burada beyaz benek olmuş. Onu da şimdi diğer karantina akvaryumuna atacağım. Şimdi az önce gördüm. Sanırım elektrik kesintisinden dolayı bir sıcak soğuk dalgalanmasından balığımız maalesef beyaz benek hastalığına yakalanmış. Hemen hızlı bir şekilde onu buradan alıp diğer küçük akvaryumumuza salacağız. Aslında su sıcak değil, pardon soğuk değil ama bilmiyorum bir şekilde olmuş. Onu da diğer 28-30 derece aralığındaki akvaryumumuza salacağız birazdan. Şimdi gördüm ben de video çekerken. Bakın burada yavrudan doğma büyüme balıklarımız var. Maşallah gayet şu an bunların rahatı da neşesi de gayet iyi. Burada durum bu. Yani bütün doğan yavrular sağa sola bitkilerin arasına kaçışıyor. Bu şekilde buradaki balıklarımız hızlı bir şekilde büyük akvaryumda boylanıyorlar. Bakalım buradan da yeni yavrular bekliyorum. Aslında bunu koymamam gerekiyor. Ama özel tür olduğu için hızlı bir şekilde üretmem gerekiyor. Şansa bırakmamam gerekiyor. Bu yüzden dolayı ne kadar çok yavruyu kurtarabilirsem ana akvaryumda o kadar benim için kar oluyor. Yoksa bitkili akvaryuma salsam hiçbir şekilde balıklar zarar vereceğini düşünmüyorum. Tabii ki birkaç tane kayıp olacaktır. Ancak bu kaybı da biz istemiyoruz şu anlık. Bakın vatozlar, koridoraslar meydana çıktı. Tüm yemleri afiyetle yiyorlar. Maşallah. Biraz daha tetra diskustan verelim. Koridoraslar iyice karınlarını doyursun. Evet, herkesin başına tabii ki beyaz benek geliyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şu an onu videodan sonra tedavi işlemlerine başlayacağız. Tabii burada yakalamak biraz sıkıntı olacak ama bir şekilde yakalayacağız bunu. Yani burada yoktu ama nasıl bulaştı bilmiyorum. Bir şekilde bulaşmış. Onu da gidereceğiz. Bakın buraya attığım cüce vatozlar falan bayağı gelişip büyüdüler. Koridoraslar zaten maşallah bayağı boylandılar. Burada kendi hallerinde geze geze bitkili akvaryumda adapte oldular iyice. Daha önce komando çöpçü üretmiştim büyütüp. Bunları da bakalım büyütüp üretebilecek miyiz? Bunu göreceğiz ilerleyen zamanlarda. Bakalım ne olacak. Maşallah şuna bakın. Bu da benim yavrudan büyüttüğüm Dark Neon'un erkeği. Yavrudan büyüttüm arkadaşlar. Babası burada bir yerdeydi. Bakın burada büyüyünce o da bu şekilde kuyruğunu uzatacak ve büyüyecek. Bakalım ne olacak. Bunlar da hızlı bir şekilde boylanıyor, büyüyor. Bir sıkıntı yapmazsa, bir hastalığa yakalanmazlarsa eğer
çok güzel bir şekilde kuyruklarını büyüteceğiz. Hatta bakın kuyruğunda bir şeffaflık var. Bu kuyruğunun büyüdüğünün habercisi. Kuyruğu da yavaş yavaş büyüyor, gelişiyor. Yelpaze şeklinde bu şekilde olacak. İşte bunlara Artemia çıkaracaktım. Çıkmamış. Havanın etkisiyle sıcak suyun fazla olmamasıyla birazcık aksamış. Tekrardan koyduk akvaryuma. Onların çıkmasını bekliyoruz şu an. Tabii bu akşamı bulacaktır. Olmazsa tekrardan salacağız Artemia'yı. Bu şekilde Artemia'yı çıkarıp canlı yem şekilde balıklarımıza vereceğiz. Durum bu şekilde arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hangi yemleri verdiğim sürekli Instagram'dan bana soruluyordu. Ben de bu şekilde video halinde sizlere yayınlamak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Siz de bu yemleri alabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Yani Tetra markası zaten kaliteli bir markadır. Sizler de bu yemlerden alabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşça kalın.